Astro Sani ile birlikte aylık burç yorumlarımıza merhaba diyoruz. Kasım ayına geldik. İnanılır gibi değil ve kaldı yılın son bir ayı, Aralık ayı. Şimdi konuşacağız Kasım ayını. Yıllar, seneler çabuk geçiyor. Ben bu videoları çekerken bana genelde şey söylüyorsunuz. Ay biliyorum, çok ciddi çekiyorsunuz. Radyoda hiç o kadar ciddi değilsiniz. Burada şöyle değilsiniz. Çünkü burada çok ciddi bir iş yapıyorum ve acayip gökyüzü olaylarının, hele ki şu tutulma mevsiminin, hayatımızdaki o acayip değişimini ve farkındalığını size hissettirmeye çalışıyorum. Radyoda ayrı eğleniyoruz. Orası başka, orası bizim çıldırma, eğlenme alanımız. Ama burada da ciddi bir iş yapıyoruz. Hayat ve yaşam ciddi bir iştir. Yaşamak ciddi bir iştir. Hayatınızdaki eksiklikleri ve ihmalleri fark etmek çok ciddi bir iştir. O yüzden mümkün oldukça kağıtlar, kalemler hazırlansın. Bu aylık videoları mümkünse haftada bir kere gerçekten dinleyin ve notlarınızı alın ve kendinizi check edin. Neler oluyor, neler bitecek? Bu ay çok heyecanlı. 25 Ekim'de bir güneş tutulması arkamızda bıraktık ama bu ay içerisinde o güneş tutulmasının yankılarını yaşamaya daha yeni başlarken 8 Kasım'da da Boğa burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Yani gerçekten iki tutulma arasında kaldığımız bir ay içerisindeyiz. Hayat akışımız, planlarımız, belki de planlayamadıklarımız, her şey büyük bir değişime doğru gidiyor. Bunu hissetmeniz gerekiyor. Hissetmeniz için de elimizden geleni yapıyor. Sizlere bunları yansıtmaya çalışıyoruz. O zaman bu ay hem Mars gerilemesi başladı aynı zamanda, hem Güneş Yay burcuna geçiyor. Birçok gezegen Yay burcuna geçiyor. Daha iyimser, daha neşeli, enerjimizin daha yüksek olduğu harika bir aya giriş yapıyorsak, o zaman burçlarınıza göre etki ve yetkileri ne? Hadi gelin birlikte bakalım. Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar, sevgili koçlar, sizler için çok rahat, güzel bir ay olduğunu söyleyebiliriz. Kendinizi daha iyi, ekonomik açıdan daha güçlü hissedeceksiniz. Para kazanmaya başlıyorsunuz, hakkınızı almaya başlıyorsunuz. Hak ettiğiniz şeyler, ya uzun zamandır alamadığınız, gerçekten yorulduğunuz, emek verdiğiniz şeyler varsa, yani para kazanmak uğruna yaptığınız çabalar, çalışmalar ya da iş görüşmeleri varsa bunların sonuçlarını alacağınız bir zaman dilimindesiniz. 8 Kasım'da gerçekleşecek ay tutulması sizlere biraz bunu vaat ediyor. Yeter artık diyor. Gerçek anlamda çok çaba sarf ettin. Hep belki de kendinizin tabiriyle boş işler peşinde koştun. Ama şimdi içi dolu, kazançlı ve sizi iyi noktalara taşıyacak işler içerisinde olacaksın. Uzun zamandır hakkınızın yenildiği, parasal, finansal konularda zorlandığınız ne varsa tabii ki bunların kazançları söz konusu olacak ama aynı zamanda eğer kredileriniz varsa, borçlarınız varsa, burayla ilgili çelişki varsa, uzun zamandır kazanma fırsatlarınızı, tırnak içerisinde fırsatları değerlendiremediyseniz ve kaçırdıysanız da bu ay bir takım koçlar için de çok ciddi parasal sıkışıklık ya da finansal anlamda zorluklarla geçebilir. O yüzden bu ay kredi çekmek, borç almak ya da iş kurmak, yeni bir iş açmakla ilgili konular, yeni şeyleri başlatmak için çok önemli. Aslında koç ve yükselen burcu koçlar, bu ay ne başlatıyorsanız geleceğe yönelik sizlere çok iyi para kazandıracağınız sinyallerini veriyor olabilir. Bu iyi haber. Tabii ki Venüs, Merkür, Güneş Kasım'ın ortalarında da Yay burcuna geçecek. 9. evinize geçiyor. Bu ay yurt dışı seyahatleriniz, yurt dışı ile ilgili konular, ticari işleriniz, bunlar inanılmaz şanslı olabilir. Eğer bu ay seyahat planlarınız varsa, yurt dışı planlarınız varsa, seyahat etmek size çok iyi gelecek. Kendinizi daha özgür, daha iyi ve daha vizyonlu hissedeceksiniz. Yeni seyahat arkadaşlarıyla tanışabilir. Sizleri yeni kariyer basamaklarına çıkartabilir mesela. Yani bu ayı böyle değerlendirmeniz gerekiyor. Çok hareketli bir ay ve aşk anlamında, ilişkiler anlamında da çok şanslı ve uğurlu bir zaman içerisindesiniz. Kasım ayı koçlar için adeta kendilerini ispat ettikleri, enerji ve neşelerini yeniden kazandıkları bir zaman dilimi. Eylül çok berbat geçti koçlar için. Eylül'de acayip yere serildiler. Ama şimdi adeta o Eylül'ün yorgunlukları, mutsuzluklarının revanşını aldıkları bir zaman
durumdalar. Eğer şirketleri varsa, ortaklıkları varsa burayla ilgili yeni bağlar kuracaklar, yeni kararlar verecekler ve yeni adımlar atacaklar. Bir projeleri var, onu çıkartıyorlar, onu sunuyorlar. Özellikle 18 Kasım'dan sonra hayatınızla ilgili liderlik yaptığınız, kendinizi ortaya koyduğunuz konular var. Kasım ayı çok başka bir ay olacak. Kasım ayında ne başlatıyorsanız maddi anlamda güçlendiğiniz, kendinizi ispat ettiğiniz, başarılarınızı ortaya koyduğunuz muhteşem bir ay olacak sevgili Koç ve Yükselen Burcu Koçlar. Geri kalan ayları unutun. Kasım ayına sıkı sıkı sarılın. Ne de olsa Kasım'da aşk başkadır demiş büyük düşünür. Kendinize iyi bakın. Astrosani ile kalmaya devam edin. Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar, sevgili boğalar, sizler için muhteşem bir ay girişi yapıyoruz. 8 Kasım'da boğa burcunda bir ay tutulması yaşanacak. Biliyorum 25 Ekim'de yaşanan güneş tutulması ilişkilerinizi derinden sarstı. Hiç beklemediğiniz insanlarla beklemediğiniz konuşmalar yapmak, gerginlikler yaşamak ya da ayrılık eşiklerine gelmek gibi durumlarla karşı karşıya kaldınız. Ama 8 Kasım'daki ay tutulması sizi gerçekten ileriye taşıyan olayları önünüze getirecek. Kuzey ay düğümünün boğa burcunda olması boğalara diyor ki geçmişi bırak, karanlık olan şeyleri bırak, seni gerçekten gerileten her şeyi bırak, artık ileri gitmen gerekiyor, ileriye taşınman gerekiyor diyor ve sizi geleceğe dair planlar yapmak adına büyük fırsatlar getirme noktasında şanslar veriyor. Bu 8 Kasım sonrası. 8 Kasım gerçekleştikten sonra, o ay tutulması gerçekleştikten sonra sanki gözünüzden bir perde kalkacak. Bir şeylerde böyle aydınlanacaksınız. Ya ben bunu daha önce niye düşünmedim? Ben bunu daha önce niye yapmadım diye kendinize soracağınız bir zaman dilimi de olabilir. Endişe duymayın. İlişkiler bitebilir. Evlilikler bitebilir. Ya da yeni kararlar verebilirsiniz. Şehir değiştirebilirsiniz. Taşınabilirsiniz. 16 Mayıs'ı hatırlıyor musunuz? Orada bir ay tutulması daha olmuştu. İşte orada hayatınızda bazı güçlü dönüşümsel konular olmuştu. Belki nişanlınız sizi terk etmişti. Belki siz nişanlınızı terk etmiştiniz. Aslında bu dönem, bu Kasım ayında şunu göreceksiniz. Ya ne kadar hayrıma gelişmiş. Ay tutulmaları bizlerin hayatlarında yaşadığı ruhsal bilincin ortaya koyduğu kadersel değişimlerdir. Yani siz ne düşünürseniz düşünün, kader bildiğini okur. Boğa ve yükselen burcu boğa olanlar da işte gerçek anlamda sizin için hayırlı olan kaderin gelmiş olduğu ay olarak tanımlanabilir. Tabii ki 16 Kasım'da Venüs'ün yay burcuna geçmesi, sizin yönetici gezegeniniz, gerçek anlamda sizi ortaklıklar, parasal konularda başarıya götürecek. Çift yönlü kazançlar elde edeceksiniz. Bir yerden belki küçük bir para alıyordunuz ama oradan terfi edeceksiniz. Kazançlarınız artacak. Belki ticaretle uğraşma kararı alacaksınız. Bazı yeniliklere gidiyorsunuz. Ortaklık yapabilirsiniz. Eşinizin parasal konuları ya da hukuksal, mahkemesel konular varsa bunlar çok önemli. Kasım ayında, özellikle 8 Kasım sonrasında eğer çocuk düşünüyorsanız hamile olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Evlat sahibi olma kararları alabilirsiniz. Vergi alacak, borçlarla ilgili konularınız varsa bunlarla ilgili sonuçlanmalara gidebilirsiniz. Bunların hepsi genelde 16 Kasım sonrası netleşmeye başlayabilir hayatınızda. Sadece bazı hikayelerin artık bitmesi gerektiğini fark edin. Çok fazla yarım kaldığını düşünmeyin. Bu böyle olmamalıydı, böyle kalmamalıydı demeyin. Çünkü o hikaye o kadardı ve orada bitmesi gerekiyordu. Biraz olaylara bu bakış açısından bakıp değişmeyi seçin, harekete geçin. Kasım ayı eyleme geçme ayı, harekete geçme ayı. Ve aynı zamanda Mars retrosunu da unutmuyorsunuz. Mars gerilemesi şu an tüm hızıyla devam ediyor. Bu da sizleri finansal ve parasal anlamda da çok önemli yatırımlara ve konulara götürebilir. O yüzden çok ani harcamalar, ani yatırımlar, parasal anlamda borç verme gibi konulara çok fazla girmemeye dikkat edin. Biraz finansal türbülansa dikkat ederseniz muhteşem bir ay geçirmiş olacaksınız diyoruz. Astro Sani ile güzel bir ay diliyoruz. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar, sevgili ikizler, sizler için Mars retrosunun başlamış olduğu bu Kasım ayı oldukça hareketli diyebiliriz. Gerçekten Şubat ayına kadar zorlayıcı etkiler, yani tam bir 7 ay. 7 aydan bahsettik sizlere. Evet zorlanıyorsunuz, evet yoruluyorsunuz. Ruhsal anlamda belki de çok sıkışmış hissediyorsunuz. Belki hiç arkadaşınız, dostunuz kalmadı. Bu kadar dostluk, arkadaşlık ilişkilerini önemseyen siz yalnızlıkla gurur duyuyorsunuz. Gerçekten kendinizi dinleyebilirsiniz.
dinlemek, kafanızı dinlemek hiç bu kadar belki güzel olmamıştı. Bugüne kadar bunu niye yapmamıştım diye belki kendinize bile soruyor olabilirsiniz. Bir tembellik hissediyorsunuz, belki de bir atalet duygusu. Nasıl harekete geçeceksiniz? Çok iş var, yapılacak o kadar iş var ki. Ama bunları kim yapacak? Hangi birimiz yapacak diye soruyor olabilirsiniz. İyi haber, bu ayın sonundan sonra, özellikle 16 Kasım'dan sonra tabii ki Venüs'ün yay burcuna geçmesi, sizin karşıt evinize geçmesi sizleri birden kıpır kıpır yapacak. İç enerjiniz yükselecek. Kendinizi daha güçlü, daha dinamik, daha enerjik hissedeceksiniz. Aşk hayatınız canlanıyor. Çünkü ikizler için sosyallik, aşk, ilişkiler hep onları besleyen ana kaynaktır. İletişim. Şu an iletişimde çok zorlanıyorsunuz. Herkes sizi yanlış anlıyor olabilir. İftiralara maruz kalıyor olabilirsiniz. Şu an bir iş değiştirmeye gitmeyin. Bir baskı üzerinde kendinizi hissetmeyin. Olanı kabul edip bir tekamül içerisine girin ve mümkün oldukça bir teslimiyetle hareket edin. Acele kararlar vermeyin. Panik hareketler içerisinde olmayın. Öfkesel patlamalar içerisindeyseniz de insanları kırmayın. Gelip geçici bir dönem içerisindesiniz. Bu Kasım ayını değerlendirmek için çok güzel bilgiler araştırın. Yeni eğitim alanları keşfedin kendiniz için. Yeni insanlar keşfedin. Yeni insanlarla tanışın. Eskileri bırakın. Yeni insanlar hayatınıza almaktan korkmayın. Ama tabii ki çok da fazla şeyler vaat etmeyin. Burada biraz dikkatli olun. İş birlikleri, ortaklıklar bitirebilir. Yeni iş başvuruları, yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir sonucu Kasım ayında alabilirsiniz. 8 Kasım'da gerçekleşecek ay tutulması gerçek anlamda iş ortamınızda sürpriz gelişmeleri sizlere barındırıyor. Sürpriz gelişmelere hazır olun. Bağışıklık sisteminize bu ay çok dikkat etmeniz lazım. Bol bol C vitamini tüketin, D vitamini tüketin, kendinize iyi bakın. Kilo almaya çok meyilli olduğunuz bir zaman dilimindesiniz. Hayallerinizin yıkıldığını düşünüyorsunuz ama çok yanılıyorsunuz. Asıl gerçek hayallere doğru gidiyorsunuz. Mars gerilemesi sizi biraz daha geriye çekip diyor ki lütfen kendine bak. Kendi gerçeklerinle yüzleş ve neler yapabildiğini gör, başarılarını gör, gücünü gör. Size bunları vaat ediyor. Kariyerinizle ilgili gerçekten zirve bir dönem sizi bekliyor. Kasım ayında mümkün oldukça iş potansiyellerinizi, gerçek anlamda özgürleşeceğiniz şeyleri, size baskı yaratan, sizi manipüle eden şeyleri şöyle elinizin kenarıyla itmeyi öğrenirseniz tüm nezaketinizle muhteşem bir Kasım ayı sizleri bekliyor diyoruz. AstroSani ile mutlu bir ay diliyoruz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar, sevgili yengeçler, sizler için hareketli bir ay neden? Yine hareketli diyeceksiniz. Bu yengeçler için hareketsiz bir ay var mı? Yok tabii ki. İki günde ay burç değiştiriyor. Yönetici gezegeniniz ay. Yapacak bir şey yok. Sizler duygusal türbülansı, hızlı olan insanlarsınız. Çok da hızlı gerçekleştirirsiniz bazı şeyleri. 8 Kasım'da ay tutulması gerçekleşiyor. Tüm duygularınız değişiyor. Dünya değişiyor sanki sizin için. Niye Ekim'de düşündüğünüzü Kasım'da düşünmeyeceksiniz? Gerçek anlamda çünkü farklı kararlar verdiğiniz bir zaman dilimindesiniz. Yenilikler başlıyor hayatınızda. Yeni bir işe giriyorsunuz. Yeni bir projeye giriyorsunuz. Belki de yeni bir anlaşmaya giriyorsunuz. Ortaklı ilişkileriniz varsa bunları gerçekten dönüştürdüğünüz bir zaman dilimindesiniz. Bir iş ortamı kuruyorsunuz. Yeni çalışanlarınız olabilir ya da iş çalışanlarınızla alakalı yeni kararlar verebilirsiniz. Hukuksal bir süreciniz varsa bu ay sonuçlanıyor muhtemelen. 16-17 Kasım çok önemli tarihler olacak sizler için. Sonuçlar alacaksınız. 22 Kasım'da Güneş'in yay burcuna geçmesiyle birlikte yeni bazı adımlar atacağınız, yeni kararlar vereceğiniz bu dönemi özellikle ilişkilerinizle ilgili konularda da bir değişime götürebilirsiniz. İlişkileriniz de değişiyor, ilişkileriniz de dönüşüyor. Evlilik hayatınız, belki aşk hayatınız, burada yeni kararlar verebilirsiniz. Kalbiniz çok heyecanla atacak Kasım ayında. Aşk hayatınızda büyük yeni adımlar atabilirsiniz. Sevgi dünyanız, hobileriniz, bir şeyler değiştiriyorsunuz artık. Eski bir şekilde kalmak istemiyorsunuz. Sanki bir uyanış, ya ben niye bunu böyle yapmamıştım? Ya da ya ben neden bunu böyle düşünmedim dediğiniz bu zaman dilimini gerçek anlamda güçlü bir şekilde kullanacaksınız hayatınızda. Tabii bununla birlikte ay tutulması Boğa burcunda gerçekleşirken Güneş ve Merkür'ün de Akrep burcunda kavuşuyor olması sizleri şifalandıracak ve yara aldığınız ilişkiler, haksızlığa uğradığınız ilişkiler konusunda da bir aydınlanmaya gideceksiniz. Haklılığınızın
anlaşıldığı bir ay içerisindesiniz. Finansal anlamda bir araç alma, araç satma, araç arızası, hani böyle iletişimsel küçük ufak tefek kazalar ya da cihazlarınızın bozulması, yeni bir şeye yatırım yapmanız gibi konular da çok ani ve anlık gelişebilir. Bu da Mars retrosunun ikizlerde olmasından kaynaklı. Konuştuklarınızı lütfen dikkat edin. İletişimsel kazalara dikkat edin. WhatsApp'tan bir mesaj atarken başka birine atabilirsiniz. Bir mail atarken başka birine o maili gönderebilirsiniz. Herhangi birileri telefonlarınızı, maillerinizi karıştırabilir ya da bir şeyleri ayyuka çıkartmak için sizi takip ediyor olabilir. Hani bu tarz olaylara açıklık bırakmamak için telefonlarınızı şifrelemek, işlerinizi, belki maillerinizi, belki bilgisayarınızı şifrelemek ve yedeklemek gibi unsurlar da bu ayın konusu olabilir. Bunlara biraz dikkat edin. Biraz daha uyanık olun. Sosyal medyadan gelen herhangi bir linke belki tıklamayın. Güvenlik açıklarınıza dikkat edin. Güvenliğinizi koruyun. Hem bilişimsel, hem belki bankamatik, hem belki hukuksal, belki e-devletle alakalı konular, bunları koruyacak durumları da iyi bir şekilde analiz edin, sistemli olun. Kendinize güzel bir plan yapın bu ay. Gerçek anlamda zaten çok harika bir 2023 sizi bekliyor. Ama bu Kasım ayı geleceğinizle ilgili ne yaptığınızdan çok emin olduğunuz, çok da geleceğe dair büyük kazançlar getirecek bir ay olacak. O yüzden dikkat çekmek isteriz. Astro Sunny ile bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar, sevgili aslanlar, sizler için 25 Ekim'de bir güneş tutulması arkamızda bıraktık. Bu ay 8 Kasım'da Boğa burcunda bir ay tutulması oluyor. Kariyer hayatınız, yer değişiklikleri muhteşem bir şekilde hayatınıza damga vuruyor. Bambaşka bir döneme gidiyorsunuz. Hiç beklemediğiniz, hayal etmediğiniz şeylerle karşılaştığınız Ekim ayında. Şimdi gerçekten güçlü bir dönemin başlangıcındasınız. Bir şeyleri değiştiriyorsunuz ve bu değişime neden olan şeyler, belki sosyal çevreniz, belki arkadaşlıklarınız, belki çok sıkıldınız bu ilişkilerden, iş ortamınızdaki değişime hazır olun, uzun zamandır beklediğiniz terfi, yer değişimi varsa bunlar sonuç alabilir. Şehir değiştirmek, ülke değiştirmek gibi konular gündeminizde olabilir. Belki aileyle ilgili sorumluluklar artık hayatınızda o kadar büyük bir yer kaplıyordu ki bunlardan ayrılma kararı alıyorsunuz. Bunları değiştirme kararı alıyor olabilirsiniz. Satürn gerilemesinin uzun zamandır sizin evlilik evi 7. evinizde olması da sizleri oldukça yordu. Evlilik, sözleşmeler, düşmanlıklar, beklemediğiniz insanlarla belki de ilişkilerinizin gerilmesi gibi konularla muhatap oldunuz. Şimdi bu ay bunları artık geride bırakıyorsunuz. Bazı yeniliklere adım atıyorsunuz. Yeni başlangıçlara çekiliyorsunuz. Yeni kararlar veriyorsunuz. Jüpiter gerilemesinin de son bulması ve Balık burcunda ilerliyor olması, devam ediyor olması sanki adeta Mart ve Nisan ayında kalan parasal ve finansal konularınızla ilgili, yatırımsal konularınızla ilgili ortaklıklar, işler, bunlarla ilgili geri dönüşler aldığınızı işaret ediyor. Bunlarla ilgili bir takım dönüşler alıp yeni adımlar atacaksınız. Belki bir dilekçe verdiniz, o dilekçeden sonuç bekliyordunuz. Belki bir atanma bekliyordunuz, atanma ile ilgili bir sonuç alacaksınız Kasım ayında. Burayla ilgili yerleştirilmeler, hukuksal, devletle ilgili konular, gerçekten sağlam kararlar aldığınız, geleceğinizi inşa ettiğiniz bir zaman dilimindesiniz. Kariyerinizle ilgili uzun zamandır çok beklediğiniz şeyler var. Şimdi Kasım ayı sonuç alma ayı diyebiliriz. Burayla ilgili sonuçlar alacaksınız. Finansal anlamda biraz daha sabırlı olmanızda fayda var. Eğer dil eğitimi almak istiyorsanız, yurt dışı ile ilgili bağlantılarınız varsa burayı da geliştirmek Kasım ayında çok önemli olacak sizler için. Yeni adımlar atabilirsiniz. İş ortamınızdaki değişimlere de hazırlıklı olmalısınız. Özellikle dil eğitimleri almak istiyorsanız ya da işte spiritüel eğitimler, belki astroloji eğitim bile olabilir bu. Bunlarla ilgili işler yapmak istiyorsanız da bu ay bunları deneyebilir, buraya yatırım yapabilir, burayla ilgili gelişmelere şahitlik edebilirsiniz. Kardeşleriniz, yakın akrabalar, onlarla da alakalı konulara biraz daha dikkat etmenizde fayda var. 19 Kasım'dan sonra aşk hayatınızda yaşayacağınız sürpriz gelişmeler, yeni tanışacağınız insanlara hazırlıklı olun. Bunlar geleceğe dönük ya da ciddi kararlar verebileceğiniz insanlar olabilir. Hayatınızda çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Daha duyarlı, daha farkındalıklı olursanız güzel olacak diyoruz. Astro Sunny ile bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
Sevgili Başaklar veya Yükselen Burcu Başak olanlar, sizler için de tabii ki ay tutulması, 8 Kasım'daki ay tutulması oldukça önemli olacak. Ama Mars'ın geriliyor olması sizleri de kariyer hayatınızda bir takım konularda yavaşlatabilir, geriletebilir. Ya da burada harekete geçmek çok doğru olmayabilir. Çok acele etmemeniz lazım. Özellikle Ocak 2023'e kadar mümkün oldukça kariyer hayatınızla ilgili çok ani kararlar vermemek ya da burada çok hızlı harekete, eyleme geçmemek çok doğru olacak. Birazcık daha geri planda olun. Daha küçük, daha ufak, daha iddiasız işler içerisinde olun. Çok hızlı istifa etmek, ayrılmak, gitmek gibi mücadeleler içerisine girebilirsiniz. Birden gelişebilir. Hiç aklınızda yoktur, hiç belki düşünmüyordunuz. Ama bir bakmışsınız Kasım ayı içerisinde kafanız atıyor. Bir şeylere kızıyorsunuz, öfke duyuyorsunuz ve bunun içinde böyle bir hızlı eyleme geçiyor gibi olabilirsiniz. Yani burada diyor ki sistem, lütfen kariyer ve statü, saygınlık gibi konularda gerçek anlamda saygınlığını koruyacak, çok iddialı konulara girmeyecek, gerçek ve doğru olacak şeyler üzerinde ilerle ve orada ol. Çok fazla iddialı ya da yanlış olabilecek ihtimalleri düşün. İş ortamı, kariyer, statü, saygınlık en önemli konularınız. Burada kalmanız, istikrarlı olmanız çok değerli ve önemli olacak. Özellikle 11, 12, 13 Kasım tarihlerine çok daha dikkat etmenizde fayda var diyebiliriz. Tabii ki aynı zamanda yakın çevre, akrabalar, kardeşlerinizle ilgili konularınız da gündeme gelecek. İletişim, sosyal medyadan gelen belki tanınan birisiniz, belki kendinize göre tanınan birisiniz. Sosyal medyada yaptığınız bir eylem iş yerinde konuşulabilir. Sosyal mecralarda yaptığınız bir açıklama belki aileniz tarafından konuşulabilir. Bu ay özellikle bu tarz konulara biraz daha dikkat etmenizde fayda var. Sizi geliştiren konular, yani 8 Kasım'daki ay tutulmasının faydalı bir şekilde kullanmak istiyorsanız yeni eğitimler alın. Yurt dışı ile ilgili eğitiminize katkı sağlayacak ya da belki üniversite bir eğitimi sizin mesleki becerilerinize ve statünüze bir katkı sağlayacak bir noktası vardır. Onun eğitimini alın. Ya da şu anki bulunan statünüze, işinize, kariyerinize ne gibi bir katkı sağlayan eğitim alırsanız mutlu olabilirsiniz. Bunları değerlendirin bu ay. Mesela bu şekilde bakın ve bu şekilde kullanın. Parasal ve finansal konularda gerçekten çok kazanmak istediğiniz, maddi anlamda güç istediğiniz bir zamanda olabilirsiniz ama sanki de kaybediyor gibi hissediyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz, tırmalıyorsunuz ama sanki içinizden bir şeyler bunu kaybettiğinizi söylüyor size. Yanılıyorsunuz, asla kaybetmiyorsunuz. Tam tersi, bu çaba, bu emeğin karşılığını daha farklı alacaksınız. Aşk hayatınız ve ilişkilerle ilgili konularda özellikle 19 Kasım'dan sonra çok önemli olacak. Hayatınıza yeni biri girebilir, yeni bir ilişki başlatabilir. Belki de bazı şeylerde geçmişte kalan, yarım kalan ilişkiler önünüze gelip onlarla bir daha deneme noktasına gidebilirsiniz. Tabii bu denenir mi, denenmez mi kısmı tamamen sizi ilgilendiriyor ama yine de denenmiş şeyleri denemek Başakların en sevdiği şeylerdir. Mümkünse bu sefer denenmiş şeyleri denemeyin. Yeni şeylere yelken açın. Yeni ilişkiler, yeni dostluklar, yeni belki de maceralar olabilir bu. Kendinize bu alanda fırsat verin. Aniden taşınma ve yer değişimi gibi konularda bu ayın konusu bakalım. Hazırlıklı olun, kendinize yeni önlemler alın diyoruz. Astro Sani ile keyifli güzel bir ay diliyoruz. Sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar, sizler için daha harika bir zaman dilimine giriş yapıyoruz. Kasım ayının. Kasım ayını nasıl kullanabilirsiniz? Yönetici gezegeniniz Venüs 16 Kasım'dan sonra Yay burcuna geçiyor. Bir Mars retrosu var İkizler burcunda. Bunu sürdüreceksiniz. Özellikle gerçek anlamda belki de hayatınızla ilgili, geleceğinizle ilgili ne yapmanız gerektiğini çok net görüyorsunuz. Nerede olmanız gerekiyor? Belki de nerede mutlusunuz ya da nereden keyif alıyorsunuz? Hayatınızda tamamen bunu gördüğünüz ve geleceğe dair çok net planlar yaptığınız bir ay içerisine giriyorsunuz. Yurt dışı, üniversite, eğitimlerle ilgili konularınız varsa bu ay birazcık daha bunlarla ilgili çok şartları ve koşulları zorlamamanızda fayda var. Belki bir vize başvurusunda bulunacaksınız bu ay. Belki bir üniversite başvurusunda bulunacaksınız. Bu ay yapacağınız konularda aşırı risk almadan, efor harcamadan en kolay yollarla ne yapabilirsiniz buna bakmanız gerekiyor. Buralarda çok acele hareketler vermeyin. Ya da aldığınız bir eğitimden çok memnun kalmayabilirsiniz. Çok mutlu olmayabilirsiniz bu ay. O yüzden mümkün oldukça ne yapacağınızı çok planlı bir şekilde götürmenizde fayda var. Tabii ki bu ayın en önemli konularından biri
finansal gelirleriniz. Parasal ve finansal konularda bir takım dilekçeler vereceksiniz belki. Belki yaptığınız işleri beyan edeceksiniz. Belki mal, mülk, alım, miras, hukuksal konular, devletle alakalı işleriniz varsa burayla ilgili gelirlerinizi yönetmek, kayıplarınızı toparlamak gibi kararlarınız var. Yeni adımlar atacaksınız. Finansal anlamda korkuyorsunuz. Acaba bu iş hep mi böyle gidecek? Ekonomik olarak zorluklar çekecek miyim gibi düşünceleriniz var. Ya da ekonomik anlamda çok iyileştiğiniz bir zaman dilimine gidiyorsunuz. Bu doğum haritanıza göre çok önemli olacak ama böyle merkezi para olan bir ay, yani finansal konularınızı çok net değerlendirmeniz gereken bir ay içerisindesiniz. Kendinizi daha güçlü, daha dinamik ve daha iyi hissedeceksiniz. Tabii ikili ilişkiler, akraba ilişkilerine de bu ay biraz dikkat etmenizde fayda var. Evliliğiniz, geçmişte kalan bir ilişki, bunları da ön plana gelebilecek bir ay diyebiliriz. Eski bir ilişkiniz, eski bir evliliğiniz yeniden bu ay gündeme gelebilir. Belki çocuklarınızla alakalı konular tekrar, oradaki anlaşmazlıklar tekrar çözülme noktasına gidebilir. Burada yeni kararlar vereceksiniz ve Kasım sonrası, özellikle 20 Kasım sonrası teraziler, bekar olanlar yeniden evlilik kararları alabilir. Yeniden belki de bir ilişkiye ciddi bir anlamda, ciddi bir gözle başlama kararı alabilir. Bunlar da çok önemli olacak. Özellikle bu ay 20, 21, 22'de yöneticilerinizle yapacağınız görüşmeler, konuşmalar sizleri kariyersel anlamda da başka bir boyuta götürecek, farklı noktalara götürecek. O yüzden burada yapacağınız konuşmalara, görüşmelere birazcık daha dikkat etmeniz gerekiyor. Çok yaralayıcı konuşmalar yapmayın. Hakkınızı alacaksınız. Sizin olan sizi bulacak bu ay. Mümkün oldukça sizler daha sakin, nezaketinizi koruyarak hareket ederseniz iş ortamınızdaki takdiri, iş ortamınızda o Nisan'da, Mart'ta yaşadığınız haksızlıklar varsa bunların karşılığını alma zamanı yaşayacağınızı düşünüyoruz. O zaman Astro Sani ile keyifli, güzel bir ay diliyoruz. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar, sevgili akrepler, 25 Ekim'de yılın son güneş tutulmasını yaşadınız. Zaten ay düğümleri sizin burcunuzda hareket ediyor. Güney ay düğümü özellikle tüm karanlık ne varsa hayatınızda her şeyi ortaya seriyor. Bir sıkışmışlık hali, bir karar verme ya da verememe, böyle sanki arafta kalma duygularını çok yüksek dozda yaşıyorsunuz. Ne istediğinizi bilmediğiniz ya da bildiğiniz ama nasıl o istediğiniz şeye ulaşacağınızı bilmediğiniz bir süreç içerisindesiniz. Bir şeyleri kaybediyor gibi hissediyorsunuz ama ne yaptığınızı siz de bilmiyorsunuz. Hiç böyle düşünmeyin. 8 Kasım'da yaşanacak olan ay tutulmasıyla artık bu yaşadığımız tutulma mevsimini tamamen tamamlıyor gibisiniz ama tabii konu 2023 Mayıs'a kadar sürecek. Yani bu hikaye burada bitmiyor. Burada yaşananlar, burada olanlar, hayatınızda şu an sirayet eden her ne konu varsa bir tamamlanma, bir toparlanma süreci. Evet, zorluklar olabilir ama zorluklar bizim potansiyellerimizi ortaya çıkaran güçlerdir. Sizler de kendinizi fark ediyorsunuz. Bugüne kadar fark ettiğinizi sanıyordunuz ama hiç fark etmemişsiniz meğerse. Şimdi kendinizi fark ettiğiniz bir dönemdesiniz. İlişkileriniz çok değişiyor ve dönüşüyor. Hayatınıza yeni insanlar alıyorsunuz ya da ayrılıyorsunuz, boşanıyorsunuz. Bir mahkemeniz var. Kasım ayında ciddi bir yol ayrımına gidiyorsunuz. Belki bir ortaklığı bitiriyorsunuz ya da bir ortaklıkta, bir evlilikte çok fazla fedakarlık yaptığınızı, kullanıldığınızı düşünüyorsunuz. Burada yenilikler, yeni değişimler içerisine gidebilirsiniz, yeni kararlar verebilirsiniz, yeni adımlar atabilirsiniz. Bazı ilişkiler, bazı şeyler dönüşüp değişiyor hayatınızda. Yeni başlangıçlara gidiyorsunuz. Parasal anlamda ve finansal anlamda yeni kazançlar elde edebileceğiniz yeni iş ve proje girişimleri içerisinde olacaksınız. Çocukla alakalı konular, evlat edinmek, evlat sahibi olmak, evlatlarınızla ilgili konular, artık bu hayatınızda neyse bununla ilgili düşünceler içerisine giriyor olabilir ya da yeni adımlar atmak istiyor olabilirsiniz. Çünkü Jüpiter'in gerileyerek Balık burcuna gelmesi bu ay içerisinde sanki çocuklarla ilgili hayatınızda sorumluluk alacağınız konular, eğlenmek, neşeniz, bunları sorguladığınız durumlardasınız. Bunları sorguladığınız konulardasınız. Burada yeni adımlar, yeni kararlar alabilirsiniz. Kardeşlerinizin sorumluluğu sizleri çok yormuş olabilir. Kardeş, akraba, ilişkileriniz, bunlar sizi çok yıpratmış olabilir. Ya da
artık bunlarla alakalı yaşanan problemler, sorunlarla alakalı konuşmak istemiyorsunuz. Aile, baba, anne, burayla ilgili problem ve sorunları bertaraf etmek istiyorsunuz. Kasım ayı sizler için gerçekten bir çözülme ayı. Kimin iyi, kimin kötü, neyin yararlı, neyin yararsız olduğunu gördüğünüz net bir zaman dilimindesiniz. Belirli kararlar alıyorsunuz, yeni adımlar atıyorsunuz ama şuursuzca, bilinçsizce hareket etmek yerine gerçekten farkında olarak ve kabul ederek, teslim olarak hareket ederseniz çok başarılı olacaksınız. Bu bir dönüşüm, bu bir farkındalık süreci. Lütfen gücünüzü ortaya koyun ama gücünüzü kendiniz göreceğiniz şekilde ortaya koyun. Başkalarıyla güç çekişmelerine girmenize hiç ihtiyaç yok. Gerçek güç içinizde ve buna tek bir kişinin ihtiyacı var. O da sizin ihtiyacınız var. Elinizden geldikçe bu gücü kendinize kullanarak yeni bir oluşumun ilk adımlarını Kasım ayında atın diyoruz. Astrosani ile bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sevgili yaylar veya yükselen burcu yay olanlar, sevgili yaylar, evet sevgili yaylar, bu ay sizin ayınız. Artık tabii ki 22 Kasım'da Güneş'in yay burcuna geçmesi, 19 Kasım'da Venüs'ün yay burcuna geçmesi, Merkür'ün yay burcuna geçmesi derken ve 24 Kasım'da bir yay burcunda yeni ayın gerçekleşmesiyle adeta yenilendiğiniz, yeniden doğduğunuz, küllerinizden doğduğunuz, oh be hayat varmış diye dediğiniz bir aya giriş yapıyorsunuz. Gerçekten birçok şey güzelleşiyor hayatınızda, değişime gidiyor, yenilikler içerisinde olacaksınız. Sadece 8 Kasım'da, yani Kasım'ın başlarında yaşadığınız Boğa burcundaki ay tutulması sizleri yormuş, yıpratmış, duygusal anlamda kırgınlıklar vermiş olabilir. Bunlara çok aldırış etmeyin, bunları çok önemsemeyin. Finansal kayıplar yaşandıysa bunlardan korkmayın ama sürpriz bir işe girmek, belki de Ekim'in sonlarında girdiğiniz yeni iş işin revanşını almak, maaşını almak, belki bununla alakalı bir terfi almak, ani ve hızlı gelişen işler içerisine girebilirsiniz. O yüzden sizler için çok keyifli ve güzel bir zaman dilimi sizleri bekliyor. Biraz kendinizi yorgun ve ne yapsam olmuyor duygusuyla böyle harmanlanmış hissediyorsanız buradan hemen geri adım atın. Çünkü uzun zamandır çaba verdiğiniz, gerçekten olmanız gereken, belki de istediğiniz işlerin karşılığını bu ay alabilirsiniz. Belki şehri terk etmek, gitmek, başka bir şehre taşınmak, daha küçülmek istiyorsunuz ama bunu yapmanızı gerektirecek durumlar yok. Burada sadece kendinize olan inancınız zayıflamış ve bu yüzden de Kasım ayında o inancınızı yeniden taşıyacak, yeniden kavuşacaksınız ve bunu yeniden güçlendireceksiniz. Taşınma, yer değişimi gibi konular için çok acele kararlar vermeyin bu ay içerisinde. Biliyorsunuz Mars retrosu var, Mars ikizlerde geriliyor. İlişkiler konusu çok gergin olabilir, çok stresli olabilir. Burada iletişim bozukluğu olabilir. Bazı şeylerde çok egosal davranıyor olabilirsiniz ki siz öyle insanlar değilsinizdir ama burada çok fazla egosal hareketler içerisine girmeyin. İnsanların eleştirilerini kabul edin. Çünkü bu son dönemde eleştiriyi de çok kabul edebilecek bir gücünüz yok ve içinizden diyorsunuz ki evet eleştirilebilirim ama içinizden eleştirin dediğinizi duyar gibiyim. Birazcık bu konuda çok anlayışınız olmayabilir. Lütfen anlayışlı olun. Dışarıdan aldığınız eleştiriler Kasım ayında sizleri genişletecek, ilerletecek konular. Sosyal medyaya emek verebilirsiniz. Sosyal medya ile alakalı işler yapabilirsiniz. Bir ilişki bitirmek, bir ilişkiden çıkmak ya da bir ilişki başlatmak gibi konularda çok iddialı olmamanız gereken bir Kasım ayındasınız. Duygusal anlamda arkadaşlarınızla geçireceğiniz zamanlar, yaşayacağınız konular, aşk hayatınızla ilgili heyecan verici ikili ilişkiler evet çok yoğun olabilir ama kalıcı olmayabilir. O yüzden burada daha emin adımlar atın. Dostluklar kurmayı, arkadaşlık temelleri adı altında hareket etmeye özen gösterin. Muhteşem bir ay sizleri bekliyor diyebiliriz sevgili yaylar. Astrosani ile bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgili oğlaklar veya yükselen burcu oğlak olanlar. Evet oğlaklar, tabii ki 8 Kasım'daki ay tutulmasıyla birlikte kariyerinizle ilgili muhteşem adımlar atıyorsunuz. İş hayatınızda biraz finansal anlamda sıkışmış olabilirsiniz ama yine de gelen gideni dengeliyor gibi. Yani böyle çok sıkışmış, çok zorluk değil ama tabii ki daha iyisi olabilirdi, daha güçlüsü olabilirdi diye düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi ekonomik açıdan bu ay gerçekten güçlendiğiniz bir ay içerisinde olacaksınız.
yapabilirsiniz. İş ortamınızı değiştiriyorsunuz ya da çalışanlarınızla ilgili yeni kararlar verebilirsiniz. Mars retrosuna bu ay biraz dikkat etmenizde fayda var. Sağlığınız, bağışıklık sisteminiz biraz düşük olabilir. Biraz bunlara dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Kendinizi çok heder etmeyin. Çok çalışmak, çok seyahat etmeniz gerekiyor olabilir. Seyahatleriniz çok sık olduğu için sorumluluklarınızı aksatmanız gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunlara biraz dikkat edin bu ay içerisinde. Özellikle 11, 12, 13 Kasım tarihleri çalışma ortamınızda, iş hayatınızda bir takım değişimlere sizleri götürebilir. Yenilikler içerisinde olabilirsiniz. Kariyer hayatınızda korktuğunuz şeyler, neyse bu artık. Yani bir yerden gitmek, ayrılmak, bırakmak gibi korkularınız var belki. Bunları bu ay gerçekleştirebilir, o korkuların üstüne gidebilirsiniz. Belki bir iş kuruyorsunuz, başka bir işi bırakıyorsunuz. Belki yeni bir iş alanı oluşturacaksınız ama aynı zamanda da var olan işinizden nasıl ayrılacağınızı düşünmek istiyorsunuz. Yani özgürleşmek istiyorsunuz. Artık kendi becerileriniz, kendi yetenekleriniz doğrultusunda çalışmak istiyorsunuz. Belki de bağlı olduğunuz yöneticiler sizi çok bunaltıyor. Artık birileri için çalışmak değil, kendiniz için çalışmak istiyorsunuz. Bir özgürleşme dönemine gidiyorsunuz. Malum Plüton artık 26 derecelerde Oğlak Burcu'nda ve yavaş yavaş 2008 yılından beri Plüton bu girdiği yerden çıkış yapacak. Ne zaman? 23 Mart 2023 civarlarında çıkış yapacak ve Kova Burcu'na geçecek. Yani şu an gerçekten bir sondaj dönemi diyebiliriz. Artık ne var ne yok hayatınızda her şeyi tespit edip nerede olmanız gerektiğine dair büyük bir yüksek bilinçle gidiyorsunuz. Bir büyüme dönemi. Belki şirketinizi büyütmek, belki parasal ve finansal anlamda daha büyük işler yapmak. Risk aldığınızı düşünüyorsunuz ama bu böyle değil. Çünkü siz o riskleri çok zamanında aldınız. Şimdi yeni başlangıçlar içinde olacaksınız. Aşk hayatınızla da ilgili yeni değişimlere, yeniliklere hazırlıklı olmanızda fayda var. İkili ilişkilerinizde özellikle bazı şeyleri gizli, arka plandan yürütmek isteyebilirsiniz. Daha görünmeden, daha bilinmeden gitsin dediğiniz bir ilişki içerisine çekilebilirsiniz. Çok heyecanlı bir zaman dilimi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aşk hayatınızda ve ilişkilerinizle ilgili konularda büyük yenilikler söz konusu olacak. 8 Kasım'daki ay tutulması burayı zaten tetikleyecek. 25 Ekim'de yaşanan güneş tutulması burayı tetiklemişti. Şimdi 8 Kasım sonrasında her şey daha da netleşecek hayatınızda. Duygusal dünyanızda kime ait olduğunuzu, nereye ait olduğunuzu daha fazla hissedeceğinizi söyleyebiliriz diyoruz. Astrosani ile keyifli, güzel bir ay diliyoruz. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar, sevgili kovalar, sizler için de muhteşem bir Kasım ayı. Artık her şey netleşiyor. Gerçekten bir şeylerin sonucunu alıyorsunuz. Zor geçen zamanlardı, kaygı doluydu, korku doluydu, endişeler vardı, ne yöne gideceğinizi bilemediniz. Hep bir şeyler yaptınız ama engellendiğini düşündünüz ama şimdi bir başarı dönemi geliyor. Bir şeyin sonucunu alıyorsunuz. Bu belki bir okulun sonucu, belki beklediğiniz bir işin sonucu, belki bir ilişkinin sonucu, belki çocuk sahibi olmayla alakalı. Yani sonuçta hayatınızda şu an sonuç istediğiniz ne varsa 8 Kasım'daki yaşanan ay tutulması sonrası bunun gerçekten bir karşılığını alıyorsunuz. İş hayatınızda bir terfi etmek, bir yer değişimi ya da maaşınızın yükselmesi, işinizin yükselmesi gibi konular gündeminize gelecek. Yurt dışı ile alakalı konularınız çok önemli olacak. Seyahatleriniz, yurt dışı planlarınız, eğitim konularınız bunlar çok gündeminizde olabilir. Gerçekten belki Kasım ayında iş ve mesleki anlamda isteklerinizi çok daha rahat ortaya sunduğunuz ya da kendinizi daha rahat ortaya sunup konuştuğunuz ve ifade ettiğiniz bir zaman dilimi olduğunu söyleyebiliriz. Kardeşlerle alakalı konulara biraz daha bu ay dikkat etmenizde fayda var. Yanlış anlaşılmalara, iletişimsel kazalara biraz daha dikkat edin. Taşınabilirsiniz bu ay, yer değiştirebilirsiniz. Ev sahibiniz çat diye sizi arayıp bir değişim içerisinde olmak istediğini söyleyebilir. Ya da siz ev alma kararı içerisinde olabilirsiniz. Biraz böyle ani kararlar, ani değişimler, yer değişimleri içerisine girme ihtimaliniz çok yüksek olacak.
bu ay içerisinde bunlara biraz hazırlıklı olun. Bakalım Kasım ayında bu tarz hareketler olacak mı? Finansal ve parasal konularla da ilgili yeni adımlar atacaksınız. Özellikle Jüpiter gezegeni gerileyerek Balık burcuna geçiş yapacak. Bu da ekonomik açıdan, finansal anlamda maaşınızın arttığı, finansal anlamda belki gücünüzün arttığı, belki Mart'tan, Nisan'dan beri beklediğiniz bir şeyin karşılığını alma olarak söyleyebiliriz. Bunun karşılığını adeta alacaksınız. Zaten Satürn gezegeninin de sizi inanılmaz derecede baskılaması, kaygılandırması ve burada böyle sanki bir şey yapacaksınız ama ensenizden tutup sizi çekiyormuş gibi verdiği his sizi çok yormuştu. Artık Satürn'ün de ileri hareketine geçmesinden sebep kendinizi daha özgür, daha iyi hissedeceksiniz. Gökyüzünde birçok gezegen ileri hareketine geçiyor. Sadece şu an Mars'ın geriliyor olması sizi daha iletişimsel konularda yorabilir. Buna biraz dikkat edeceksiniz. O kadar. Onun dışında muhteşem bir Kasım ayı sizler içerisinde olacak. Kasım ayını çok iyi değerlendirin ve kullanın. Gerçekten bir mezuniyet gibi düşünebilirsiniz. Yeni adımlar atıyorsunuz. Yeni ilişkiler kuruyorsunuz. Aşk hayatınızda özellikle 19 Kasım'dan sonra çok sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir diyoruz. Ya da sürpriz beklenmedik haberler alabilirsiniz. O zaman Astro Sani ile muhteşem bir Kasım ayı diliyoruz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar, muhteşem bir ay. Neden? Çünkü Jüpiter gerileyerek balık burcuna geçiş yapıyor. O yıllardır beklediğiniz Nisan'dan beri hani Jüpiter balıktaydı, hani ödüller alıyordum dediğiniz zaman dilimine dönüyoruz. Gerçekten ödüller geliyor, gerçekten mükafatları alıyorsunuz. Enerjiniz değişiyor. Artık bu başka bir döneme gittiğinize işaret ediyor sizler için. Venüs'ün yay burcuna geçmesi, Merkür'ün yay burcuna geçmesi bu ay içerisinde kariyer hayatınızda sizleri onurlandırıyor, takdir görüyorsunuz, bir başarıya adım atıyorsunuz, bir yükseliş, bir yer değişimi söz konusu olabilir. Hayallerinize gidiyorsunuz, belki kendi işinizi kuruyorsunuz, birileriyle ortak olabilirsiniz, ortaklık fikri içerisine gidebilirsiniz. Tabii ki 8 Kasım'da yaşanacak olan ay tutulması Boğa burcundaki sizlere hem ekonomik hem finansal konularda önemli bir adıma taşırken hem de yakın çevrenizden destek görüp yakın çevrenizdeki insanlarla bir araya gelip onlarla birlikte adım atma anlamı da taşıyor olabilir. Tabii ki hayat senaryonuz ne? Neler, hikayeniz ne? Ne istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Bunların her şeyi, hepsi bu ay dönüşme noktasına gidiyor. Taşındınız, belki yer değiştirdiniz. Şimdi gittiğiniz yerde bir uyumlanma sürecindesiniz. Bu ay bununla ilgili yeni kararlar verebilir, yeni adımlar atabilirsiniz. Yeni başlangıçlara gidiyorsunuz. Ama bunları yaparken eski bir ilişkiyi sonlandırıyorsunuz. Size acı veren ilişkileri, sizi üzen ilişkileri artık kapatıyorsunuz. Gerçekte ne olmasını bekliyordunuz ya da ne olmasını istiyordunuz? İşte bunların hepsi ortaya çıkıyor. Bir telefon olabilir, birden çat böyle 11, 12, 13 Kasım tarihleri bir telefon gelir. Bir bakmışsınız Nisan'da ve Mart'ta bir başvuruda bulunmuştunuz. Onun haberini alıyorsunuz, onun karşılığını alıyorsunuz. Belki bir atama, belki devletle alakalı beklediğiniz bir iş. Bunun belki de bir karşılığı sizin için gerçekleşiyor. Yurt dışına yerleşmek, yurt dışında olmak, yurt dışı ile ilgili planlar içerisindesiniz. Belki de can atıyorsunuz. Bunlarla ilgili bir takım adımlar içerisinde olacaksınız. Bu yeni başlangıçlara hazır olun. Parasal ve finansal anlamdaki dengeyi bu ay buluyorsunuz. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. 22 Kasım'da Güneş'in yay burcuna geçmesi, 24 Kasım'da yay burcunda gerçekleşecek olan yeni ay sizlerin hem kariyerinizle ilgili parlamanıza hem belki de statü, saygınlık, itibar beklentilerinizin karşılığını alma noktasına taşıyabilir. Yöneticilerinizle gerilmemeye ya da belki de amaç ve hedeflerinizi konuşarak hareket etmeyi seçebilirsiniz. Orada yaşayacağınız gerginlikler sizi zorlayabilir. Buna ihtiyacınız yok. Böyle davranmamanız gerekiyor. Daha fazla ne istiyorsunuz, hedefleriniz ne, amaçlarınız ne? Kasım ayı bunu belirliyor. Gerçekten kariyerinizde istediğiniz şeyleri mi yapıyorsunuz? İstediğiniz noktada mısınız? En önemli soru bu diyoruz. Bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Sani YouTube kanalımızı takip edin. Önemli gökyüzü olaylarını size buradan bildiriyor olacağız. Yorum yapmayı da ihmal etmiyorsunuz. Astro Sani ile muhteşem bir Kasım ayı sizleri bekliyor. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sani.